Aslında Filistin için söylenecek çok fazla söz var. Gazetecinin söylemesi gereken, onu yansıtması, onu fotoğraflarla, yazılarıyla dile getirmesi. Biz bir nebze olsun bunu fotoğraflarla, aslında oradaki yaşanan zulmü ve yaşanan zulme direnen insanların ne yaptığını göz önüne sermeye çalıştık. Bir faydası var mıdır? Biz kalben buna buğz ettik ve bu buğzumuzu bu sıcak altında göstermeye çalıştık. Orada insanlar güneşin altında, sıcağın altında bu direnişi sergiliyorlar. Onlara da buradan selam olsun diyoruz. Elbette orada yaşanan zulmü zaten Ramazan ayının son haftasında bütün dünya duydu. Kimisinin işine gelmediği için duymamazlıktan geldi, kimisi görmemezlikten geldi. Ama Türkiye Cumhuriyeti devletiyle, vatandaşıyla bu zulmü gördü ve bu zulme gereken tepkiyi gösterdi. Bu süreçte aslında dış basın da bunu çok fazla işine gelmediği için görmedi. Yani ne Avrupa'da ne Amerika'da bu çok fazla gündeme getirilmedi. Teşekkür ediyoruz. Sayın Mali Hasan Yardım. Sayın Başkanlarım, çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Filistin direnişi karşılık bulduğu ülkelerin başında Türkiye geliyor. Türkiye'de 7'den 70'e herkes gerek inanç birliği açısından, gerekse de dünyadaki bütün mazlum milletlere sahip çıkması gibi bu meseleye de sahip çıkıyor. Tabi bunun unutulmaması lazım, hatırlatılması lazım. Kalplerde yerinin bulması lazım. Burada da bu tür etkinliklere çok büyük önem düşüyor. O fotoğrafları değerlendiren Hak İş'in bütün bileşenlerine, yerelde destek veren Arif Bey ve arkadaşlarına ve bugün bu etkinlikte bizleri yalnız bırakmayan her birinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Arkadaşlar, biliyorsunuz. Sen bana fotoğraf. Sayın abi, burada da kadar.